Çürüme hastalığının tedavisinde 3 aşama var. İlk aşama hastalığın ilk olduğu dönem. Biz buna akut dönem diyoruz. Bu çoğu zaman hastanede geçirilmesi gereken bir dönem. Bazen de yoğun bakımda. Bu dönemde nörologlarla fizik tedavi hekimleri bir işbirliği içerisinde olmak zorundalar. Bu dönemde yaptığımız temel iş hastayı yatarken doğru bir yatış pozisyonunda yatıp yatmadığını irdelemek. Bunun için kola, ayağa, dize belli pozisyonlar vermek zorundayız. Tabii ki o sıradaki tüm vital yani yaşamsal belirtiler izlenmeli ve buna yönelik tedaviler geliştirilmesi gerekiyor. Subakut dönem dediğimiz yani akut dönemden bir sonraki dönemde ise hastalara bu kez biz rehabilitasyon çalışmalarını başlıyoruz. Yani kişinin aktif olarak yapamadığı bazı hareketleri pasif olarak fizyoterapistler çoğu zaman hasta yatağında hele daha sonraki dönemde hasta ayaklanmışsa, ayağa kalkabiliyorsa ayağa kalktığı dönemlerde yapıyoruz. Bundan sonraki dönem ise kronik dönem, rehabilitasyonun en çok yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönem. Tedavi olarak ne mi yapıyoruz? Biz hastanın kol ve bacağında hareketlerine mani olan gerginlikleri ortadan kaldırabilmek için zaman zaman bazı ortezler kullanıyoruz. El için pozisyon ortezi, ayak için yatakta yatma sırasında kullandığı ortezler gibi. Yürüme aşamasında bazen kısa bacak yürüme cihazı dediğimiz bir cihaz kullanmakta zorunda kalabiliyoruz. Hastaların rehabilitasyonu için rehabilitasyon merkezlerinde yatarak veya ayaktan gidip gelme suretiyle tedaviler planlanıyor. Bu tedaviler çeşitli teknikleri içeriyor. Şüphesiz bunlar uzun süreli gelip gitme karşılığında olan işler. Ama sonuçta felçli hastaların birçoğu tekrar bu şekilde yaşama dönebiliyor.